2 golle falan başlamalı. Yani bir golle oradan çıkacağını hiç düşünmüyorum Başakşehir'in. Orada katılıyorum, onu söylemeye çalışıyorum. İlk kere Beşiktaş 29.5 çıktı. Ben de 29.5. Ama tutturdun ya. Hayır, tam sallamıştım tam canım. Ama iyi çıktı çıktı. Yani hayır, şöyle bir düşünmüştüm. Başakşehir kaç çıktı? Geliyor hocam. Beşiktaş 29.5 çıktı hocam. Serkan sen bugün git bir şey ne çekiyorsun? Dur o zaman Başakşehir ile ilgili revize edeyim. Revize et bence. Ya onlar da 29.5 29.7 civarıdır. Yani. 29.7. Yani 29. Pardon, ben Başakşehir'e 29.5, Beşiktaş'a 28.5 demiştim. Tamam. O demek ki onlar 28.5 çıkacak o zaman. Evet, bakalım ne çıkacak merak ettim. Ama iki takımın da yaşlı olduğunu söylüyoruz. Yani abi yaş ortalamasının dışında bir şey söylüyorum ben. O takımın can damarı Emre Belözoğlu 39 yaşında. Evet. Beşiktaş'ın can damarı 22 yaşında. Benim söylediğim o. Yaş ortalaması değil benim söylediğim. Emre Belözoğlu çıkardığın Başakşehir sıradan bir takım oluyor. Şimdi İrfan da iyi oynuyor musun? Bakın. İrfan'ı unutma. İrfan arkadaşlar iyi oynuyor, bakın. Mahmut iyi oynuyor. Konuşuyoruz gayet güzel de önümde liste var. Puan cetveli var. 27 maçlar 27 oynanmış. İşte 28 oynayanlar var. Başakşehir 43 atmış. 13 yemiş. 61 puanı var. Beşiktaş 58 atmış. 36 yemiş. 50 puanı var. 31 çıktı Başakşehir'in yaş ortalaması. Bayağı yani çıkmış. Şimdi şöyle baktığın zaman adam 27 maç yapmış. 43 atmış, 13 yemiş. Puanı 61. 10 puan fark var. Şimdi böyle bir tabloda Beşiktaş'ın çok farklılık yapması lazım ki bugün maçı alsın. Katılıyorum. Farklılık yapmazsa maçı alamaz. Ben de bu yüzden çok baskılı ve ilk golü bulmaya dönük bir taktikle oynayacağını zannediyorum Şenol Hoca'nın. İlk kere kontrol elden bırakmaz. Baskıya ne yapmaya çalışır ama kalkıp hani dümbüce gidip arkada Vişçe'yle Elia'ya pozisyon özellikle bırakmaz. Özellikle Vişçe. Tabii bırakmamaya çalışır ama yine takım lig lideri abi 61 puanı var adam. İlk kere kontrollü oynayacaktır Beşiktaş.